Merhaba arkadaşlar. Şimdi rasyonel sayıların 3. dersini işleyeceğiz. Bu dersimizde soru çözeceğiz arkadaşlar. İlk soruyla başlayalım. 2x artı 5y bölü 8 eksi 2y eşittir 0 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar bu ifade bir rasyonel sayı olduğuna göre ne diyeceğiz hemen? Payda 0 olamaz diyeceğiz değil mi arkadaşlar? 2x artı 5y bölü 8 eksi 2y değil mi? O zaman payda 0 olamayacağına göre yani şu ifade ne olamayacak? 0 olamaz değil mi arkadaşlar? 0 olamaz. Şimdi bu ifade 0 olamayacağına göre eğer olsaydı inceleyelim. 8 eksi 2'ye eşittir 0 olsaydı 8 eşittir eksi 2'ye diğer tarafa atalım 2'ye bölelim 2'ye arkadaşlar. Böldük 2'ye y eşittir buradan ne çıkacak? 4 çıkacaktır. Yani payda 0 olabilmesi için y'nin kaç olması lazım arkadaşlar? 4 olması lazım. Ama y ne olamayacak? 4 olamayacak. Şimdi arkadaşlar bir de şuraya bakalım. Bu ifadenin 0'a eşit olabilmesi için ne olması lazım? Payın 0 olması lazım. Paydanın ise yani a gibi bir sayı olacak ve a 0'dan farklı olması lazım. Şimdi arkadaşlar o zaman burası yani 2x artı 5y neye eşit olmak zorunda? 0'a eşit olmak zorunda. Şimdi y yerine de 4 koyarsak ne yapacak? 2x artı 5 çarpı 4 eşittir 0. 2x eşittir. Şu arası arkadaşlar 20 yapacaktır. 20'yi diğer tarafa atarsak. Eksi 20. Bölelim 2'ye. Bölelim 2'ye. X buradan kaç çıkacak? Eksi 10 çıkacak. Şimdi buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? X'in eksi 10 olamayacağını. Bakın tekrar ediyoruz. Paydanın 0 olamayacağına karar verdik. Eğer payda 0 olsaydı inceledik ve x'i, y'yi buradan 4 bulduk arkadaşlar. Y'yi burada 4 bulduğumuzda şuraya 4 değerini yazdığımızda bakın 2x artı 20 neye eşit oluyor arkadaşlar? 0'a eşit olmak zorunda oluyor. X'i diğer tarafa attığımızda x de ne olamıyor buradan bakın? Eksi 10 olamayacak arkadaşlar. Evet devam edelim. Değeri 3 bölü 4 olan bir kesin payından 2 çıkarılır ve paydasına 4 eklenirse kesrin değeri 1 bölü 2 oluyor. Buna göre ilk kesrin payı ile paydasının toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar kesrimizin değeri 3 bölü 4'müş. Biz bunun payından 2 çıkaracağız, paydasından 4 ekleyeceğiz. Bakın payından 2 çıkarırsak 1 olacak, paydasına 4 ekleyeceksek 8 olacak. 1 bölü 8 olacak arkadaşlar bu. Ama ne diyor bana bakın 1 bölü 2 diyor. O zaman aslında bu kesrin değerini 3k bölü 4k olarak düşünmem lazım. Çünkü bu sadeleştirilmiş. Daha sonra 3 bölü 4 olarak elde edilmiş. Şimdi yapalım arkadaşlar. Payından 2 çıkar. Çıkaralım eksi 2 ve paydasına 4 ekle. Toplayalım artı 4. Şimdi kaça eşit oluyormuş arkadaşlar? 1 bölü 2'ye. Ne yapacağız hemen? Bir işler dışlar çarpımı yapalım. 1 çarpı 4k 4k artı 1 çarpı 4 4 eşittir. 2 çarpı 3k 6k eksi 2 çarpı 2'den 4 yapacaktır. Ne yapalım arkadaşlar? K'ları bir yerde toplayalım. Buraya alalım. Sayıları da bir yerde toplayalım. Bunu buraya alalım. Şimdi tekrar yazıyoruz bakın. 4 eksi 4 diğer taraftan gelirken işaret değiştirdi. Artı 4. 6K. Şurası arkadaşlar işaret yazılmıyorsa artıydı. Diğer tarafa geçerken eksi olacaktır. Eksi 4K. 4 4 daha 8 eşittir. 6K'dan 4K'ya çıkardık. 2K. O zaman K'yı bulabilmek için ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. K eşittir. Buradan kaç çıkar arkadaşlar? 8 2'ye böldük. 4 çıktı. Şimdi arkadaşlar ilk kesrimiz aslında 3 çarpı K bölü 4 çarpı K demiştik. K yerine 4 koyarsak 3 çarpı 4 bölü 4 çarpı 4. Yani ne olacak o da? 12 bölü 4 kere 4'ten 16. Yani ilk kesrimizin değeri aslında arkadaşlar 12 bölü 16'ymış. Bize payla paydanın toplamını sormuş. 12 ile 16'yı toplarsak bu işlemin sonucunda kaç yapıyor bakalım? 28 yapacaktır. Evet devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bir sonsuz kesrimiz var ve bu kesrin sonucunu sorulmuş. Çok basit arkadaşlar bakın şunu yapacaksınız. Sonsuz kesri gördük değil mi? 4 artı 4 artı şimdi bölü 5 şeklinde gidiyor hepsi. Bir tanesini bırakacaksınız arkadaşlar. Mesela bunun değeri a olsun diyelim. Tamam mı? Bakın sonsuz kesrin hepsi a olsun. Bir tanesini ayırırsak arkadaşlar bakın şurayı ayırırsak. Şurada da bir sonsuz kesir oluştu değil mi? Sonsuzdan 1 çıkarırsak yine sonsuzdur. O zaman şurası da neye eşit olmak zorunda arkadaşlar? A'ya eşit olmak zorunda. Tekrar düzenliyorum bakın. 4 artı şurası a bölü 5 eşittir a olacaktır. Ne yapalım arkadaşlar? Hemen bir paydaları eşitleyelim ve toplama yapalım. 5 ile genişletelim. 4 kere 5 20 artı a bölü ne yapacaktır arkadaşlar? 5 yapacaktır değil mi? Eşittir ne yapar? Burası a'ya eşittir. Ne yapalım? Şunun paydasında 1 var. Bir işler dışlar çarpımı yapalım. 5 çarpı a 5a eşit 1 çarpı 20 20
artı a olacaktır. Buradan sonra arkadaşlar ne yapabiliriz? A'yı diğer tarafa alalım. 5a eksi a eşittir 20 olacak. 4a eşittir 20. Böl 4'e, böl 4'e a buradan kaç çıkacaktır? 5 çıkacaktır. Evet, ne yapıyoruz? C seçeneği. Bakın arkadaşlar, tekrar ediyorum. Sonsuz kesir gördüğümüzde ne yapacakmışız? Sonsuz kesir, yani burası sonsuza kadar gidiyor anlamında. Bir tanesini ayıracağız, tamam mı? Sonucu a olsun diyeceğiz. Bir tanesini ayırdıktan sonra sonsuz eksi 1 yine sonsuz yapacağı için şurası da a'ya eşit olması gerekiyor deyip ondan sonra çözeceğiz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Yine bir sonsuz kesirimiz var arkadaşlar. 6 artı a bölü 6 artı a bölü 6 artı a bölü bu şekilde gidiyor. Ve bu işlemin sonucu kaç eşitmiş? 7'ye eşitmiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurası görüyorsunuz değil mi? Sonsuz olarak gidecektir. Yani şu bir tanesini ayıralım yine. Yani bakın şunu ayırayım. Şunun tamamı, yani bak şu ifade 7'ye eşitse ben bunun bir tanesini ayırdım. Bu sonsuz tane. Sonsuz eksi 1 yine sonsuz olduğu için şu maviyle çizdiğim yer de yine 7'ye eşittir arkadaşlar. O zaman tekrar hemen bakın düzenliyorum. 6 artı a bölü 7 eşittir 7. Hemen bakın buradan ne diyoruz arkadaşlar? 6 ile hangi sayıyı toplarsak 7 yapacaktır? Tabii ki de 1. O zaman a bölü 7 eşittir 1 ise a buradan kaç olmak zorunda? 7 olmak zorunda. Bakıyoruz nerede? B seçeneğinde. Evet, diğer soruya geçtik. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere. A artı 1 bölü B artı 2 bölü 3 eşittir 27 bölü 8 olduğuna göre A artı B kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle yapalım. A artı 1 bölü B artı 2 bölü 3 kaç eşitmiş? 27 bölü 8'e. Şimdi şuradaki şu A sayısını bulabilmek için bir 27'yi 8'e bölerek bu şu ifadeyi bir tam sayılı kesire çevireyim. 27'yi bir 8'e bölelim. Kaç defa? 3 çarpı 8, 24. Kalan kaç olacak arkadaşlar? 3. Yani 3 tam ne yapacak? 3 bölü 8. Şimdi arkadaşlar A sayısına ben 3 tam olduğu için bakın şu 3 tam 3 bölü 8 de 3 artı 3 bölü 8 olarak yazabileceğim için A'ya bir 3 diyeyim. Şuraya ne kaldı arkadaşlar bakın? 1 artı B artı 2 bölü 3'e ne kaldı? 3 bölü 8 kaldı. Şimdi arkadaşlar bölmeyi hatırlayalım. Yani bakın 1'i bir kesire böldüğümüzde ne yapıyorduk? Kesirin payıyla paydasını yer değiştiriyorduk. Örneğin 1'i 2 bölü 3'e böldüğümüzde bu işlemin sonucuna ne diyorduk hemen? 1'i bir kesire böldüğümüzde şu kesirin payıyla payını yer değiştirip bu işlemin sonucu direkt 2, 3 bölü 2'dir diyoruz arkadaşlar. Şimdi şu mantık gereği şuradaki 1 bölü bir kesir 3 bölü 8 ise o zaman B artı 2 bölü 3 eşittir 8 bölü 3'tür arkadaşlar. Bakın tekrar edelim. Şimdi burası 1'i bir kesire böldüğümüzde sonuç 3 bölü 8 ise o kesir ters çevrildiği için aslında o kesir 8 bölü 3'tür arkadaşlar. Şimdi buradan sonra ne yapabiliriz? Şuradaki işlemin aynısını yapalım tekrar. 8 bölü 3'ü de ne yapalım arkadaşlar? Tam sayılı kesire çevirelim. 8'i 3'e bölelim. 2 çarpı 3, 6. Kalan ne oldu? 2. Bakın B artı 2 bölü 3 de ne oldu arkadaşlar? Şuraya da göre dikkat edersek 2 tam 2 bölü 3 oldu. O zaman şu tam da nereye eşit olmak zorunda? B'ye eşit olmak zorunda. B'yi de kaç buluyorum o zaman? 2 buluyorum. A artı B'yi sormuştu. A'yı 3 bulmuşum. B'yi 2 bulmuşum. Toplarsam kaç yapacak arkadaşlar? 5 yapacaktır. Devam edelim. A bir tam sayı olmak üzere. A artı 20 bölü A kesiri pozitif tam sayı olması için. Altını çiziyorum arkadaşlar. Pozitif tam sayı olması için. A'nın alacağı değerler toplamı kaçtır? Şimdi A artı 20 bölü A. Şimdi arkadaşlar ben bu iki ifadeyi ayırabilirim. Yani şöyle yapabilirim bakın. A bölü A artı 20 bölü A yapabilirim. Neden? Paydalar aynı olduğu için ne olacak yine? A ile 20 toplanacak. A artı 20 bölü A olacaktır bu değer. Şimdi A'nın A'ya bölümü ne yapacaktır? 1. O zaman 1 artı 20 bölü A'ya eşit olacaktır bu ifade. Doğru mu arkadaşlar? Bakın ayırdık. 1 artı 20 bölü A'ya eşit oldu. Şimdi bu ifade pozitif bir tam sayı belirtebilmesi için A sayısının 20'yi ne yapması lazım arkadaşlar? Bölmesi lazım. O zaman 20'yi bölecek sayılara bakalım. 20 20'yi bölecektir. 10 20'yi bölecektir. 5 20'yi bölecektir. 4 bölecektir arkadaşlar. 2 bölecektir. 1 bölecektir. Başka 20'nin böleni, pozitif böleni yok. Negatif bölenleri de olacaktır arkadaşlar. Mesela eksi 20, eksi 10, eksi 5, eksi 4,
Eksi 2 eksi 1 de bölecektir. Fakat şimdi burası eksi 20'ye bölündüğünde ne yapacak? 20'yi eksi 20'ye böldük. Eksi 1 yapacaktır. Doğru mu? Eksi 1 yaparsa 1 ile eksi 1'i toplarsak 0 yapar. Ama bana ne demiş? Bu ifade pozitif tam sayı demiş. O yüzden bu olmaz. 20'yi eksi 10'a bölsek eksi 2 yapar. Toplarsak 1 ile eksi 2'yi toplarsak eksi 1 yapacak. Yine pozitif olmayacaktır. Bu şekilde arkadaşlar zaten bunların hepsi pozitif bir sonuç vermeyeceği için bunların hepsini ne yapıyorum? Almıyorum negatif olanları. Şimdi pozitif olanları alalım. Bakın 20'yi 20'ye böldük 1. 1 ile topla 2. Pozitif elde edeceğiz değil mi arkadaşlar? 20'yi 10'a böldük 2. 1 ile topla 3. 20'yi 5'e böldük 4. 1 ile topla 5. 20'yi 4'e böldük 5. 1 ile topla 6. 20'yi 2'ye böldük 10. 1 ile topla 11. 20'yi 1'e böldük 20. 1 ile topla 21. O zaman şu ifadeyi pozitif tam sayı yapacak değerler 20, 10, 5, 4, 2, 1 olacaktır. Toplayalım arkadaşlar 20, 30, 35, 39, 40, 42 yapacaktır. Bunları toplamda kaç yapıyormuş? 42 yapıyordur. Evet devam ediyoruz. 3 bölü 2 eksi 1 bölü 3 artı 5 bölü 6 artı 3 bölü 2 eksi 1 bölü 3 artı 5 bölü 6 şeklinde gidiyor arkadaşlar. Bakın şimdi burada çok dikkat edeceğimiz yer şurası arkadaşlar. Bir süre sonra tekrar ediyor değil mi bu kesirler? Bakın şu rasyonel sayılar. Şu bir grup gibi oluyor. Şu bir grup gibi oluyor. Değil mi arkadaşlar? Ve bunlardan kaç tane var? 30 tane var. O zaman ben bu işlemin sonucunu yapabilmek için ne yapayım? Bir tanesini bulayım. Değil mi arkadaşlar? Bir tanesini bulayım. Burada kaç grup oluşacak? Her bir grup üçlü olduğu için 30 bölü 3'ten 10 tane grup var arkadaşlar. Burası tamam mı? Bakın. Bir tanesi yani gruplar oluşturduk. Tekrar ettiği anda grup oluşturduk arkadaşlar. 1, 2, 3 bunlar bir grup. 1, 2, 3 bunlar bir grup. Bu şekilde gidecek. O zaman 30 tane rasyonel sayı varsa her bir grupta da 3 rasyonel sayı var. 30'u 3'e böldük. 10 tane grup var. Bundan sonra ne yapacağız? Bir grubun değerini bulup 10'la çarpacağız arkadaşlar. Hemen bir grubun değerini bulalım. 3 bölü 2 eksi 1 bölü 3 artı 5 bölü 6. Ne yapacağız arkadaşlar? Toplama çıkarma yaparken paydaları eşitleyeceğiz. 3 ile 2 ile. Ne yapacaktır? 3 çarpı 3 9 bölü 6 eksi 2 çarpı 1 2 bölü 6 artı 5 bölü 6. Ne yapar arkadaşlar bu işlemin sonucu? Bakalım. 9'dan 2 çıktı. 7, 5 ile topla 12 bölü 6. Bu da ne eşittir? 2. Yani şu gruplardan bir tanesinin değeri neymiş? 2'ymiş. O zaman bende 10 tane grup vardı. 2 çarpı 10'dan bu işlemin sonucu da kaç yapacak arkadaşlar? 20 yapacaktır. Evet devam ediyoruz. 1 bölü 2'nin karesi eksi 1 eksi 2 bölü 3'ün eksi 1. kuvveti. İşlemin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar hemen ne yapalım? Üslü sayıları yapalım. 1 bölü 2'nin karesini bulabilmek için ne yapacağız? 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarpacağız. Ne yapacaktır o da? 1 bölü 4 yapacaktır. Burası tamam. Şimdi buradayız. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce parantez içi. Yani şunu tekrar yazayım. 1 eksi 2 bölü 3 üzeri eksi 1. Parantez için yapalım. 1 eksi 2 bölü 3'ü yapalım ilk önce. Paydada 1 var. 3 ile genişlettik. 3 bölü 3 eksi 2 bölü 3. Ne yapar arkadaşlar bu da? 1 bölü 3. Yani 1 bölü 3 üzeri eksi 1 oldu bu. Şimdi üzeri eksi olursa ne yapacağız arkadaşlar? Dikkat ediyorsunuz. Üzeri eksi olursa ilk olarak eksiden kurtarmanız lazım arkadaşlar. Şu eksiden kurtarabilmek için de dikkat edin. Rasyonel sayının payı ve paydasının yerini değiştireceksiniz. Rasyonel sayının payı ve paydasını değiştirelim arkadaşlar yerlerini. 3 yukarıya 1 aşağı. 3 bölü 1 üzeri 1 yaptı artık bu. Bu da ne eşittir? 3'e eşittir. Burayı tekrar bir açıklayalım arkadaşlar. Mesela 2 bölü 3 üzeri eksi 2 dediğinde ne yapacakmışız? İlk önce eksiden kurtulmak için payla paydanın yerini değiştirelim. 3 bölü 2 üzeri 2 yapacaktır arkadaşlar. Tekrar ediyoruz bakın. Pay ve paydanın yerini değiştirdik ama şunu değiştirmiyoruz. Daha sonra karesini alacağız. Yani 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 olacaktır. Yani 9 bölü 4'e eşit olacaktır arkadaşlar o da. Şimdi eksi üzeri yani üzeri negatif olunca ne yapacağımızı anladıysak tekrar işlemimize dönelim arkadaşlar. Bakıyoruz burası 1 bölü 4 çıkmıştı. 1 bölü 4 eksi. Şurasında arkadaşlar 3 bulduk artık 3. Paydada 1 var ne yapacağız? Hemen burayı 4 ile genişletelim. 1 bölü 4 eksi 4 çarpı 3 12 bölü 4 o da ne yapacaktır? 1'den 12 çıktı. Eksi 11 bölü 4 yapacaktır. Bakıyoruz nerede? Burada B seçeneğinde. Evet arkadaşlar dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere hoşçakalın.